Mehtap Güneş. Hocam diyor, şurada şu internet sitesinde diyor, İslam din aleyhinde bir yazı var diyor. Onunla karşı diyor tedbir alalım diyor. E tamam, ilgileniriz inşallah. İnşallah. Ya İslam'a, dine, peygamberlere, velilere, Allah'ın sevgili kullarına karşı her zaman saldırı olur. Yani iğrenç iftiralar atılır, anormal sözler söylenir. O dinin temel yapısıdır. Yani dinin ayrılmaz parçasıdır. Din içerisinde Müslüman varsa mutlaka ona iftira atılır. Mutlaka ona oyun oynanır. Yani ona karşı bir mücadele olur. Yani iyilerle kötülerin dünyada bir mücadelesi vardır. İyi varsa mutlaka karşısında şeytan vardır ve iblis orduları vardır. Kötü insanlar vardır. Eğer şeytan şeytanlığını yapmıyorsa o şeytan değildir zaten. Yani kötü kötülüğünü yapmıyorsa zaten o kötü değildir. Hakla batılın dünyada bir mücadelesi vardır. Hazreti Adem devrinden kıyamete kadar devam edecektir. Mehdi'ye karşı da bütün iblis orduları, bütün şeytan orduları mücadele vereceklerdir. Evet. Bu mücadele Mehdi sen kötüsün şeklinde değil, olmayacaktır. İftira edecekler, hakaret edecekler. Akla hayale gelmedik sözler edeceklerdir. Değil mi? Sivri dillerinde sizi incitirler diyor Allah ayet. Evet. Konuşacaklardır. Yani bununla şaşıracak bir şey yok. Bu, yani bir kişi hakkında aleyhde ifadeler varsa o onun mükemmelliğini gösterir. Üstünlüğünü gösterir. Dozu ne kadar yüksekse o kadar mükemmeldir. Dozu ne kadar düşükse o kadar zayıftır o kişi. Yani bir insanın iftira ne kadar düşükse bir mücahide, Allah yolunda mücadele eden insana etkisinin o kadar düşük olduğunu görürüz. Etkisi ne kadar yüksekse ona karşı reaksiyon da o kadar yüksek olur. Mesela bir gölün içerisine dev bir taş düştüğünde gölün suları havalara kalkar, değil mi? Böyle muazzam bir şey olur. Yani mesela gölde dinamit patlatırsa bütün su havaya kalkar. Ama göle küçük bir taş atarsan küçücük dalga olur, ufak bir dalga olur. Reaksiyonun şiddeti etkinin büyüklüğünü gösterir. Yani adama sen yumruğu vurmuşsun, tabii ki onun ağzı burnu danma keşen olacaktır. Değil mi? Küfre. Tabii ki yüzü çirkinleşecektir, çirkefleşecektir, saldırganlaşacaktır. Yani çok çirkin bir görünüme bürünecektir. Ve uslubu da aynı şekilde çirkin olacaktır. Bu Müslümanlığın bir gereğidir. Yani aksine o insanın gücünün olmadığını düşünürüz. Evet. Mesela Peygamberimiz çıktı vakit hiç kimse Peygamberimize karşı çıkmasa bu olmaz. Yani mutlaka Peygamber Efendimiz'e karşı mücadele vermeleri gerekiyordu. Bu Allah'ın emriydi. Hazreti Musa da çıktığı vakit bütün çirkefler, bütün küfür karşı geldi. Ve akıl almaz iftiralarla atak yaptılar. Bu bir gereksinimdir. Yani Müslümanlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Yani nasıl namazda abdest gerekiyor, abdest aldıktan sonra namaz kılıyorsan, Müslümanlığı yaşayan insanın da mutlaka küfürle amansız bir mücadele olması lazım. Ve küfrün mutlaka ona saldırması lazım. Hakaret, iftira, her türlü çirkin söz gerekir. Bunun dışında bir imtihan yoktur dünyada. Bir mümine, muttaki kişiye eğer yoğun saldırı varsa bakın oranına. Saldırının oranıyla orantılı olarak o insan mükemmeldir. Ne kadar saldırı şiddetliyse o kadar mükemmeldir. Mesela Bediüzzaman Said Nursi'nin zamanında birçok alime, hocaya saldırı vardı. Bediüzzaman'a olan saldırının dozuna bakıyoruz, oranlamaya bakıyoruz. Bediüzzaman'a %99'du saldırı. Diğer alimlere %1'di. Bu o devrin mehdisini gösteriyor işte. İnşallah. Yani küfrün saldırısından asrın mehdisini anlarız. En fazla kime saldırılıyorsa, en fazla kime hakaret varsa, en fazla dikkatler kimin üstündeyse asrın mehdisi odur. Yani Bediüzzaman'a mesela ben o devirde baksam küfre bakarım. Kime saldırıyorlar? Oranlarım en yüksek oran Bediüzzaman'da. Hah! Doğru derim. Bulduk. Asrın mehdisi odur. İnşallah. En az saldırılan kişi de en az gücü olan kişidir. Yani bu Allah'ın kanunudur, sünnetidir. Değişmez sünnetidir. İnşallah. İnşallah.